Neslihan'ın için almışlar. Değerlendirme istiyorum sizden. Kimin soruları size daha uygundu? Göknur Hanım'ınkiler mi, Beren Hanım? Karışık. Karışık. İzlemesi güzeldi. İzlemesi güzel. Bakalım neler olacak. Evet, ilk efendime söyleyeyim başlangıcın verdiği telaşla ne yazık ki Göknur Hanım yolun çakılını dikenini temizledi. Bundan faydalandı Beren Hanım. Geldiğinde o da heyecanlıydı ama dördüncü sorudan sonra yüzünde güller açtı, gördünüz. Evet. Size de öyle bol tebessümlü bir performans diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Yapılması gereken şey en fazla 8 harf almaktır. Tamam. 8'ini birden aldık diyelim. 2 saniye arttıracağız. Hı hı. Sonrasında da Ahmet Bey ne yapacak acaba diye düşüneceğiz. Tamamdır. Baktık yani ilerleyebiliyoruz. Kendimize sınır koymayalım. Olur mu? Tamam. Anladım. İlk soru gelsin. Gelsin. Efendim güzel kokulu anlamına gelir. Ünlü bir Türk bestekarının da mahlasıdır. Itri. Olur mu? Itri. Paranın üstünde resmi var. 400 puan. Bu seferki Fransızca kökenli. Şöyle soru verdik. Efendim asıl dersin yanı sıra eksik konulara soru çözüm etütlerine odaklanılan belletme dersi etüt. Tamam. 5 harfi tek kelime. Hiç sesimi çıkartmıyorum çünkü çok güzel ritmi oturttunuz maşallah. Bana bile ihtiyacınız yok. Piyasalarda belirli bir mal ve hizmete yönelen satın alma isteği. Talep. Olur mu? Çok güzel olur. 1300'e çıktı kasamız. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak yaygın kullanılan bir kelime. Kendisi aynı zamanda 5 harfli cevapların sonuncusu. Buyurun. 4. soru. Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey. Sır. Bir kadın ismi demiştik. Efsun diyeceğim ama o büyük Efsun gibi. Efsun büyü. Sır diyor. Harf alayım. Almayın. Almayın. Sır anlamına gelen yaygın kullanılan Gizem. Bir kadın ismi demeye kalmadan... Bütün numara eş anlamlıdan önce yapılan laf kalabalığı. Tamam. Genellikle virgülün sonrasını okumak insana ama yani hataya da sevk edebilir. Aman dikkat edelim. Doğru yerde doğru riski alalım. Şimdi yarısı mekmak. Peki. Şu tutmak zor muydu Berra Hanım'a sorduğum? Öyle bir şey bu da. Peki. Buyurun bir bakın. Altın ve benzeri değerli malzemeleri paraya çevirmek veya büyük parayı küçük birimlere ayırmak. Bozdurmak geliyor aklıma ama o çok sığmıyor. Çok güzel olur. Kendi bozmak. Kendimize yapıyorsak bozmak. Bozmaktır efendim o. Haydi birisi. 6 harfli cevaplar bitiyor. Şöyle bir soru. Başlangıç anlamına gelen Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Bulursunuz. Fatiha. Bulursunuz. 3000. Hanımefendiciğim. Yarısı bitmek üzere. Yaşasın. Yani bu soruyu da sorduğumda ki bence çok basit bir soru. Tertemiz 700 puan kazandıracaktır. Size tam ortasında olacaksınız. Ve zannediyorum farkındasınız. Halen harf almadık. Değil nazarınız mi? Değiyor. Nazarım değiyor. Değiyor. Dur bir deneyelim. Çok izledim ben bu. Bakalım bir deneyelim neler olacak. Tamam. Gelsin. Numaralı taşlar ve kartlarla oynanan senede bir gün hatırlanan bir talih oyunu. Numaralı taşlar var mı piyangoda? Yok. Yok. Harf alayım. Aklıma gelmedi. Harf almak zorunda mısınız? Değilim ama hatırlamak için. Diyeceksiniz ki sonra da bana senin nazarındaydı ondan harf aldık. Senede bir gün hatırlanıyormuş. Yani demek ki çok oynanan bir oyun değil. Hatta artık o gün de pek hatırlanmıyor. Nostaljik bir talih oyunu. Numaralı taşlar ve kartlar var. Kartlar var. Taş çekiliyor. Tombala. Tombala. Hadi yürüsü gelsin. Belki burada nazar değdi. Batı kökenli. İngilizceden girmiş. Minyatür motor sporu. Evet. Minyatür motor sporu diye sorduk. Go-kart değil. Ha gayret. Şimdi go-kart da deniyor. Ama yani o sporun karting. Adı nedir? Nedir? Karting. Karting. Çok güzel. Hayret halen nazarım değmedi. Dur bakalım. Belki burada başarırım. Totem yaptım. İki kelime. Her türlü yerli üretim ticaret eşyamız için kullanılan... Türk malı. Sloganlaşmış söz dizisi Türk malı. Her şey yolunda. Biraz da böyle hani ansiklopedik bilgi kaynağından. Buyurun bir bakalım. Efendim sonraki kuşağa aktarılabilen kalıcı, kalıtımsal, hücresel değişiklik.
değişinim pek kullanılmasa da Türkçe karşılığıdır sözlüklerdeki. Evet. Bunu daha çok kullanıyoruz, bu batı kökenli kelimeyi. Evet, ama nasıl toparlayacağım bunu? Anladım ne olduğunu. Harf almam lazım burada. Alalım mı? Alalım. Aldık bir tane. Süremiz bol, onu unutmayalım ne olursunuz. Batı kökenli bir kelime arıyoruz. Kalıtımsal hücresel değişiklik ve sonraki kuşağa da aktarılabiliyor. Öyle bir değişiklik. Mutasyon. Nedir efendim o mutasyon? Gayet güzel. Peki bu da böyle bir nefes aldırır. Ama sonrasında harf aldırmasa iyi olur. Çünkü mutasyondan bence daha kolay. İki kelimeden oluşuyor. Çabucak akla gelir mi? Tek derdim o. Fakat 1,5 dakikamız var. Onu da unutmayalım ne olur. Son 4 soru Neslihan Hanım. İki kelime. Evet. Halen de 7 tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun. Kıyıdan uzak, herhangi bir ülkenin karasuları dışında kalan bölge. Nasıl tanımlanır o bölgeler? Herhangi bir ülkenin karasuları dışında kalan bölge. Nerede seyrediyorum ben şu anda? Açık deniz. Ha gayret. Ha gayret. Hah. Açık deniz. Bir de tokat indi. Nasıl rahatladım? Sığmıyor sandım. Ne kaldı? 3 tanecik soru. Tamam. Açık denizden daha kolay. 3'ü birden. Buyurun bakın. Bu son 9 artık. Konuşmaya başlamak, konuşma yeteneği kazanmak. Birbirine yakın iki farklı anlamı var bu tek kelimeden oluşan cevabın. Hitabet gibi bir şey geliyor aklıma hayır, ama hayır konuşmaya başlamak değil konuşma o. Konuşma yeteneği kazanmak. Yani böyle dağlar taşlar mesela. Öyle düşünün. İki kelime de gelir aklınıza. Tek kelime istiyoruz biz. Harf alayım. Alalım mı? Alalım. Aldık. Ahmet Bey çok seviniyor siz her harf aldığınızda. Bulursunuz. Bilmiyorum. Kökünü bulsak gerisi gelecek aslında. Dağlar taşlar konuşuyor. Dile gelmek. İşte o iki kelimeden oluşanı. Olan. Hadi kökü. Maşallah sizin oğlan da. Dillenmek. Oldu bitti 800 puan. Elde kaldı 29 saniye. Diyelim biz ona yarım dakika. Yarım dakikada iki soruya rahat rahat cevap verirsiniz. Neslihan Hanım herhangi bir şekilde de harf alma ihtiyacına düşerseniz unutmayın. 6 tane harf alabiliriz. Almayın. Almayın. Ahmet Bey çok seviniyor her harf aldığınızda. İki kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Sadece sahibi ve muhatabı olan şahsa ait. Yalnızca onun tarafından kullanılabilen iki kelime. Özel mülk. Ha gayret. Biri geldi kelimelerin. Mülk mü özel mülk? Sadece sahibi. Tamam. Ve muhatabı olan şahsa ait. Yalnızca onun tarafında. Süreye dikkat, süreye dikkat. Aa. Harf mı aldık? Harf aldık. Harf aldılar bir tane. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Şahsi. Şahıs orada değil. Var. Şahıs orada var. Değiştirin onu. Kişi. Çok uzağa gitme. Ha gayret. Kişisel değil. Bazen böyle belgelerin üzerine de basılır bu. Kaşın mı? Hayır. İki kelime. İki kelime. Aa, gitti. Yahu Neslihan Hanım yapmayın. İki kelimeyi de ayrı ayrı söylediniz. Bir araya getirmediniz sadece. İki kelimeyi de söylediniz ayrı. Kişisel mülk. Kişisel eşya. Mülk. Mülk değil, eşya. O şahsa ait. Kişiye özel. Nedir? Kişiye özel. Kişiye özel. Oh mu? Evet. Kesinlikle oh. Elimizde 5 tane harf alma hakkımız var. Zannetmiyorum son soruda efendim 5 tane harf alasınız. Ama böyle hani başımıza bir iş geliyor gibi oldu ya. Burada yaşamayalım onu. Tamamdır. Bu bence kişiye özelden daha kolay bir soru. Bir bakın. İki kelime mastarla bitiyor. Bir olayı görmek ve duymak. İki kelime. İdrak etmek. Harf aldılar galiba. Aldım. Evet. Aldılar efendim. Yeter. Neslihan Hanım bunu çözer. İdrak değil. İdrak anlamak çünkü. Anlamak, görmek ve duymak. Bir olayı görmek ve duymak. Gözümle gördüm. Kulağımla duydum. Tanık olmak. İşte bu kadar. Ve kasada pek güzel bir 9400 yazıyor. Üzerine de 3 saniye arttırılmış. Acaba sizi bugünün şampiyonu yapar mı efendim? Göreceğiz. Ahmet Bey'e göre. Geçer mi? 3 tane harf alıp. Bakalım. 14 soruya cevap verir mi? Hadi bakalım. Siz biraz arka tarafta hop oturup hop kalkın. Biz de Ahmet Bey'le naif ve zarif bir rekabete bir daha imza atalım. Önce hak ettiği alkışı duysun.